çok çok önemli sahnelerine değil de biraz daha yani araba kullanımı, işte indirme, daha basit şeyleriyle oyuncuyu başlatıyorum. Bazen çektiğim her şey bir o ilk hafta çektiğim şey çöpe attığım zaman oluyor. Kullanılmayacak hale çünkü. Bunları hesap ederek işte neden prodüktör yapımcı olduğunu konusu. Bunları hesap ederek o programı yapıyorum. Mesela normalde 6 haftada, 7 haftada çekilecek filmi ben 8 haftada çekiyorum. O bir haftayı mutlaka kenara koyuyorum yani. Çünkü tekrar etmek, bazı şeyleri tekrar çekmek. Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki, bazen mesela bir oyuncu bir şey yapıyor. Siz isteseniz de istemeseniz de. O kadar o sahneyi güçlendiren bir şey ki o. Ama o sahnede o yaptığı şeyin öncesi ne de o hisse bulamak gerekiyor. O zaman da oraya bir önceki sahneyi de ona göre tekrar çekmem icap ediliyor. Bu böyle bir şey yani sonuçta. O yüzden bugünün çalışma şartlarında bunu sağlamak çok kolay bir şey değil. Ama o yüzden de yapımcı olmak durumunda kalıyor. Yani mecburen. Çünkü hiçbir yapımcı bana al sana bedava bir hafta kafana göre takıl demez. Ama buna ihtiyacım oluyor. İşte mesela Kıl'ın sorduğu hava, işte iklim şartları, şey. O bir haftaya dahil ediyorum ben mesela. Beklemek gerekiyorsa bir gün, iki gün, o beklemenin şeyi bende var, opsiyonu var yani. Bazen de hızlanmamız gerekiyor. Bazı sahneleri hızlı çekmem gerektiğini biliyorum. Çünkü öyle gerekiyor. Yani mekandan dolayı, ne bileyim işte kullandığımız aletlerden dolayı. Ama onu da çok önceden hesaplıyorum. Mesela şunu yapıyorum. Demir filmlerinde hayvanlar var biliyorsunuz. İşte köpek, ne bileyim balık, şurada falan. Bu hayvanlar alemi işi biraz zorlaştırabilir. O yüzden de storyboard kullanıyorum. Mesela bazı sahnelerin daha doğrusu sadece bize bağlı olmayan sahnelerin değilse. Yani işte hayvanlar gibi, ağaçlar, iklim vesaire gibi şeyler için storyboard çizimi yaptırıyorum. Yani bütün frame'leri hazırlıyorum. Ve o frame çektiğim için onları, o zaman o köpek ya da işte neyse oradaki hayvanın o karelerini çekiyorum ben aslında. Ve ondan sonra kuzuyla nasıl birleştireceğimi biliyorum. O zaman o iş kolayca çözümlenebiliyor. Şunu da söyleyeyim size. Normalde mesela bir film için bir hazırlık, ön hazırlık denen, pre-production denilen şey. İşte ne bileyim, bir ay sürer, iki ay sürer falan değil mi? Benim o pre-production denilen şey, tek başına yaptığım şey 6 ay bir ön hazırlık denilen. Yani o bütün mekanları fotoğraflıyorum, kareleri fotoğraflıyorum. Çalışacağım lense kadar, yani bunu diyorum işte 65 bin metre çekeceğim. Burada sonbaharda şu tarihte, şu ışıkta burayı çekmem lazım. Bütün bunlar hepsi yazılı, notlanmış halde. Çekimden önce görüntü yönetmeniyle bütün o mekanlara gidiyorum, fotoğraflarımı gösteriyorum. Burada bunu çekeceğiz, burada bunu çekeceğiz, burada bu lensi kullanacağız. Bağdan da ayıp olmasın diye, hani sen de bir şey söyle istersen diyorum. Ama sanat yönetmeninden şeye kadar, görüntü yönetmeninden kadar bütün birimler, sesçi dahilinden, nerede, ne zaman, saat kaçta ve nerede çekim yapacağını biliyorum. Kimse bir keşfe başlamıyor yani. Onların hepsini ben lütfen olarak önlerine koyuyorum. Hazır dosyalar. Bunu yapmak zorundayım çünkü öbür türlü bütçe artacak devamlı. Bütün o ekipleri çalıştırmak, günlerce oralara götürmek, mekan araştırmak, mekan araştırmaya gidenler, fotoğraf çekenler vesaire. Hayır, bunların hepsini ben yapıyorum. Ben hazırlığı ben yapıyorum.
Sonra son 10 gün, 15 gün görüntü yönetmeni, sesçi vesaire. Sesçi. Sesçi çok önemli bir adam yani. Bana göre. Benim filmlerim değil mi ses? Ben mesela 3 ay ses dizayn yapıyorum kendi ofisimde. Tek tek. Sesçi şundan dolayı. Mesela son çektiğimiz film çok rüzgarlı bir yerde çektik biz onu. İstiyordum ki rüzgar filmde bir oyuncu gibi bir karakter olsun. O yüzden özel bir mikrofonlar getirdim. Sesçiyle mesela bir ay önce, iki ay önce çekimden oraya 3 kere gittim. Ses kaydettim, ne duyduğumu anlamaya çalıştım. Ve miksaja gittim, miksajda o sesleri tekrar tekrar denedim. Oluyor mu, olmuyor mu? Bunu anladım. Oluyordu. Ve ona göre özel mesela bazen çekimde rüzgarı kesmek için kamyonları, tırları yavaştırıp oyuncuları onun orada görünmeyen onları arkaya alıp rüzgarı engelledim ama dışarıdan gelen rüzgarı ona göre kendime siper ettim, kullandım. Ve onun tasarımı dediğim gibi 3 ay sürdü. Çünkü saatlerce ses kaydı yaptım rüzgar sesleri için. Işırttılar, kıtırttılar, şunlar bunlar. Oturdum hepsini tek tek dinledim. Not aldım. Şu saniyede şuraya şunu koyacağım. Bu saniyede buraya bunu koyacağım. Çünkü bunu eğer siz stüdyoya verseniz 3 ay sürecek. Stüdyoya dünyanın parası gider. Ama ben bunu evimde kendimi oturup oturup yaptım. Bu iş biraz böyle bir iş. Yani hani yapımcı olduğunuzu söylediniz de aslında bütün bunları yapmanız gerekiyor. Bunun yerine bir adam koyarsınız normalde değil mi? Bunu birisi yapması lazım. E ona param yok ki benim. Benim o bir haftayı dediğim gibi hani daha esnek olacağım bir haftayı elde etmek için bütün bunları kendim çalışmam lazım. Ben böyle film yapıyorum yani. Handmade gibi bir şey bu. Ama işte mikseje gittiğimde her şeyi hazırlamış olduğum için 15 gün sürecek olan mikseje bir haftada çözebiliyorum. Yani her şey hazır geldiğinde. Neyi ne istediğimi biliyorum. Bu işte neyi ne istediğinizi, nasıl istediğinizi bilmeniz çok önemli önceden. Ha miksaj masasına oturup, ses tasarım masasına oturup ya bir de böyle mi yapsak, bir de şöyle mi yapsak? O ancak paranız çoksa olacak bir şey. Böyle bir imkan yok ki. Benim için yok. Başkaları için olabilir. Onun için çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Yani görüntü yönetmeniyle, sesçiyle, sanat yönetmeniyle yani neyi nasıl yapacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani her filmde böyle çalışıyor. Bundan zevk alıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Mesela bazen ses kayıtlarında istediğim gibi ayak sesi çekememişiz. Ya da ne bileyim bazı nesnelerin sesi çekememişiz. Stüdyo kiralıyorum, gidiyorum, kendim yapıyorum onu. Yaprak sesi, hışır hışır bilmem ne. Kendim yürüyorum toprağın üstünde. Onu kaydettiriyorum, onu mikrofonlarıyla. Çünkü böyle bir şey. Yani bunları bırakmamanız, yani bırakabilirim, hani birine yap bakalım derim. O 2 günde olacak şey 10 günde olur. Bunun iktisadını, bunun ekonomisini, bunun ekonomik politiğini kurmamız lazım. Şartlar bunu gerektiriyor. Başka türlü olacak bir şey değil. Hala son filmde yine ben stüdyoya girdim. Yine kendim ses yaptım. Yine miksajda oturdum, kurguda oturdum. Yani hiçbir şeyi bırakmadım. Yani orada hep bulundum. Normal şartlarda bir sürü senaryom var. Hani yapabileceğim, yazdığım, yapabileceğim. Ama bir filme 2 sene ayırınca yapamıyorum. Belki bir yapımcım olsa, hani benimle aynı kafada beraber sırt sırtı vereceğimiz. Belki şu anda 8 değil, 11-12 film yapmıştım yani. O yüzden şunu da unutmayın. Mesela içinizde herkes yönetmen olmak zorunda değil. Bazınız yapımcı olsun yani, arkadaşlar yapımcılık yapsın. Bazınız görüntü yönetmeni olsun, bazınız senarist olsun, kendini öyle yetiştirsin. Çünkü herkesin, bizde mesela Türkiye'de herkes yönetmen olmak istiyor. Kimse yok başka yani. Sizde de böyle. Ya bu Türklere özgü bir şey demek ki. Yani o yüzden bunu mesela hani ben hep söylüyorum bizim okullarda mesela ya yapımcıları çağırın, workshop yaptırın. Onlar anlatsınlar bu işin nasıl yapılacağını ki gençlerin bir kısmı da yapımcılığa yönelsin. Yok çünkü yapımcı yok.
Mesela yurt dışına gidiyorsunuz, işte filminizi anlatmaya, savunmaya. Bizim hep yönetmenler gidiyor. Şimdi bakıyorum mesela Alman gelmiş yanında yapımcısıyla. Yönetmen orada süs gibi oturuyor böyle. Yapımcı o anlatıyor. Yönetmen böyle duruyor. Bizde yönetmen anlatıyor. Doğal olarak soruyor, nasıl yapacağız? Parayı nereden kuracaksın diyor. Güzel de hani anlattığın şey ama nasıl yapacağız? Şimdi onun için demek ki bizim yapımcılara da ihtiyacımız var. Yani gerçekten hani ekonomiyi bilen, parayı bilen, hukuku bilen, bakın hukuk burada çok önemli bir konu.